Selam gençler, Ferrum YouTube kanalına hoş geldiniz. Bundan bir önceki videoda Redos tepkimelerin denkleştirilmesine başlamıştık. Ya çok zor burası ama benim bir yöntemim var, onu kullanınca şöyle yaparız, böyle uçarız gibi şeyler sallayıp zor soruları görünce dersi apar topar bitirmiştim. Diğer videoda görüşürüz, anlatırız demiştim. Evet arkadaşlar, medeni cesaretimi topladım ve sizle yüzleşiyoruz. Farklı soru tiplerinde gösterdiğim yöntem işe yarayacak mı? Veya bu yöntemi nasıl uygulayacağız? Hadi gelin birlikte inceleyelim. Uygulama 2, birinci soru. Şimdi soru şöyle. Aşağıdaki verilen redox tepkimeleri en küçük tam sayılarla denkleştiriniz. Denkleştirelim. Öncelikle ne yapıyorduk? Öncelikle yükseltgenle basamaklarını buluyorduk. Sb'ninki 0. Niye? Üzerinde hiçbir şey yazmıyor. Buradaki Sb'ninki 3 buraya gelse artı 3, oksijen ise eksi 2, değil mi? Azot artı 5. Bunu artı ezbere biliyorsun. HNO3'ü gördüğünde azota artı 5'i yapıştırıyordun. Oksijen eksi 2 ise buradaki o azot ise artı 2'dir. Şimdi arkadaşlar, Sb'yi yazdınız. Tamam mı? Sb ne yapmış? Artı 3 olmuş. Eğer sol taraftaki Sb sayısı sağ taraftaki Sb sayısına eşit değilse, hani şu aşağıdaki sayıları da yazmanızı tavsiye ediyorum. Şu aşağıdaki 2'yi de yazın buraya. Tamam mı? Yük kaç? Artı 3. Yazdık mı? Yazdık. Şimdi sağ tarafta 2 Sb var. Solda 1 tane var. Eşitlememiz lazım. Buraya 2 yazıyoruz. Tamam mı? Şimdi sağ tarafta 2 yani 1 tane Sb'nin artı 3 değeri var. 2 çarpı 3'ten artı 6 elektron var. Solda ise 2 çarpı 0'dan 0 elektron var. Eşitlenmesi için kaç elektron yazacağız? 6 elektron yazacağız. Bu 1. Tamam mı? Bu 1 diyelim. Gelelim 2'ye. 2'miz ne? Azot. Azot 5 yükseltgenme basamağına sahipmiş. İndirgenme gerçekleşmiş ve azot artı 2 olmuş. İndirgenme gerçekleştiğine göre kaç elektron almış burada? 3 elektron almış. Niye? Toplayınca artı 2 artı 2 olsun. Bu 2. Şimdi taraf tarafa topladığımızda öyle bir sayıyla çarpalım ki elektronlar birbirini götürsün. 2 ile çarpsak, yukarıyı da 1 ile çarpsak. Tamam mı? Bak yukarıyı 1 ile yazıyoruz. Sb2'nin katsayısı 1 olacak. Tamam mı? Şurada daha önceden yazdığım bir 2 olduğundan dolayı bu 2'yi getirip yazıyorum arkadaşlar. Bak 1 çarpı 2'den 2. Burada 1 var. 1 çarpı 1'den 1. Tamam bak burası önemli. Azota gel. 2, şurada azot gördüğün yerden önüne 2 ile çarp. 2 ile çarptın. Buraya da 2 ile çarptın. Tamam mı? Denkleştirdik mi? Bakalım. Hidrojen solda 2 tane, sağda da 2 tane. Tamam. Azotlar da denk. Kükürtler, Sb'ler de denk. Kükürt diyorum, bu Sb'ydi. Oksijenler denk mi? 2 kere 3'ten 6. 2 oksijen burada var. 3 oksijen burada var. 1 oksijen de burada var. Sağ tarafta da toplam 6 oksijen var. 6'ya 6 denkleştirdik. Birinci soru bitti gençler. Kalsın bu burada. Devam et. İkinci örnek. Biraz daha yukarı kaldırayım. Tamam. Br'nin yükü gördüğünüz üzere 0. Buradaki Br K artı 1 1A grubu. Oksijen eksi 2'den 2, 3 tane oksijenle eksi 6. Br'de artı 5 olsun ki toplam yük 0 olsun. Buradaki Br K artı 1 ise eksi 1. Tamam mı? Başka değişen bir şey var mı? Yok. Bak şimdi. 2 tane Br var sağ tarafta. İkisinin de değerli farklı. Soldaki de farklı. Ne yapacağız? Hiç endişeye gerek yok. Yaz. Br2. Br2 ne olmuş? Ve hocam Br'nin birisini birebir parçalayacağım mı? Hayır, öyle bir şey yok. Şunu al. Tamam mı? Br5 artı olmuş. Bu 1. Aynı zamanda bu Br2 şöyle de olmuş. Şuradaki Br-'si de olmuş. Olduğu gibi yaz. Hiç sıkıntı yok. Tamam mı? Devam et. Solda 2 Br varsa sağda 2 Br olması için bunun katsayısını 2 yap. Solda 2 Br varsa sağda 2 olması için katsayısını 2 yap. Tamam. Elektronlara bakıyoruz. 2 çarpı 5'ten artı 10. Şurası 1 çarpı 0'dan 0. Buranın da 0 olabilmesi için ne yapmam lazım? 10 tane elektron eklemem lazım buraya. 10 elektron. Aşağıya gel. 2 çarpı 0'dan 0. 2 çarpı eksi 2'den eksi 1'den eksi 2. Sağda eksi 2 var. Solda da eksi 2 olması için şuraya 2 elektron ekle. Tamam mı? Aynen böyle yapıyorsun. Şimdi öyle bir sayıyla çarp ki taraf tarafa toplayınca birbirini götürsün. Soru çok komik değil arkadaşlar. Dil çıkartan birisi vardı, ona güldüm. Konsantrasyonumu bozdu. Bak nasıl bahane buluyorum, görüyorsun değil mi? Yani zor soru görünce hemen bahaneye yapıştırıyorum.
Şimdi ne ile çarpmamız lazım? 5 ile çarpmamız lazım. Şurayı 5 ile çarpacaksın. BR eksinin olduğu yeri 5 ile çarp. Ama bir de şurada önceden 2 yazmıştık. 5 çarpı 2'den 10. Şuraya 10'u yazıyorsunuz. Tamam mı? 5 çarpı şuraya da 5'i yazmıyorsunuz. Özelliğin birisi burada. Arkadaşlar, eğer solda bir tane madde var ve sağ parçalanmışsa, yani soldaki bir bileşikteki madde sağda 2 ya da daha fazla bileşik içerisindeyse, o zaman sağ tarafı çarpınca solu da çarpmıyorsun. Sağ tarafı çarpıyorsun, kalıyor bu 1. Sağda başka çarpacağın yeri varsa onu da çarpıyorsun, bu 2. Sonra sağ taraftakilerin tamamının katsayısını toplayıp soldakinin önüne yazıyorsun. Bak, sağa çarptık 10. Solu çarpmıyoruz, kaldı. Yukarı geldik. 1 ile çarptık. Şurada 2 yazıyoruz. Tamam mı? Katsayıları yazdık. Şimdi ne yapıyoruz? Sağdakilerin önündekini toplayıp sola yazıyoruz. Sağda 2 BR burada var. 10 BR de burada var. 12 BR var. Solun da 12 BR olması için getirip buraya 6 ile çarpıyoruz. Tamam mı? Hani özel bir durum var deyip bundan önceki videoda göstermişti ya. Aslında oradaki metot da bu. Tamam mı? Şimdi ne oldu? BR'ler denkleşti. K'lara bakıyorsun. Sağda şurada 10 tane K var. Şimdi elektron denkliğini sağladık. Ondan sonrası kolay. 10K burada var. 2K da burada, 12K. 12K olması için şuraya getirdin, 12'yi yazdın. Tamam mı? Hidrojenlere devam et. Solda 12 hidrojen var. Sağda da 12 hidrojen olması için getir şuraya 6 yaz. Denkleşti mi? Denkleşti. Peki doğru mu denkleştirdik? Oksijenleri say. Sağda 6 oksijen burada var. Sola bak. 2 kere 3'ten 6 oksijen de burada. Topladın, kaç oksijen yaptı? 12 oksijen. Sola bak. 12 çarpı 1'den 12 oksijen de burada var. Oksijen sayıdan eşit mi? Eşit. O zaman doğru denkleştirdin. Bitti, bu kadar. Tamam. Parçalılarda nasıl yaptığımızı gördün mü? Önce sağ taraftakilerin kat sayılarını yazıyoruz. Sonra onları toplayıp soldakinin önüne yazıyoruz. Parçalılardaki yöntem de bundan ibaret. Gelelim 3. soruya arkadaşlar. 3. soruda K zaten 1A grubu artı 1 değerliğinden başka bir şey almıyor. Bu yüzden K'yı tekrar yazmanın bir anlamı yok. CR'ye bak. Oksijen eksi 2 ise eksi 14. Şurası eksi 14. Şurası artı 1 ise artı 2. Toplam yükün 0 olabilmesi için CR'de artı 7 mi olması lazım? Artı 6 mı olması lazım? Artı 6 ile 2 çarpsan 12 yapar. Topladığında 0 yapar. CR'yi bulduk. Tamam mı? CR, 2 tane CR neymiş? Artı 6 değerlikteymiş. Sağ taraftaki CR'ye bak. Artı 3 değerlikte mi? Hani o 3 buraya geldi, 2 buraya gitti. Evet, artı 3 değerlikte. Veya oksijen eksi 2 değerlikte. 3 kere eksi 2'den eksi 6. Toplamın yükün 0 olabilmesi için CR'nin de artı 3 olması lazım. Kaç tane CR? 2 tane CR. Tamam. Buradaki aşağıdaki sayıları da yazdım. Devam ediyorum. Başka ne değişmiş? Kükürt. Burada 0. Sağda ne? Oksijen eksi 2 ise artı 4 mü? Artı 4. Kükürt artı 4'ü de yazdım. Tamam mı? Değişen başka bir şey var mı? Yok. Bakıyorum. Evet, yok. Şimdi arkadaşlar, 2 kere 6'dan artı 12. 3 kere 6'dan artı 6. Toplam elektron sayıdan eşit olması için şuraya 6 elektronu yazdım. Tamam mı? Solda 0 elektron var. Sağda da 0 elektron olması için şuraya 4 elektron eklemeliyim. Tamam. Güzel. Öyle bir sayıyla çarpayım ki taraf tarafa topladığımda elektronlar birbirini götürsün. Şurayı 3 ile çarpsam, burayı da 2 ile çarpsam hallolur mu? Bence hallolur. Çünkü 12 elektron, 12 elektron olur. Yaz şimdi şu CR'nin gördüğün yerin önüne 2'yi. 2 yazdım buraya. Getir buradaki CR'nin yerine 2'yi. Bunu da yazdım. Tamam mı? S'lere bak. 3 ile çarpmışız S'lere. Getir yaz şuraya S'nin önüne 3'ü. Buraya da yazdın 3'ü. Tamam. Şu an yük denkliğini sağladık. Elektron denkliğini sağladık. Atom denkliğine bakıyoruz. 2 kere 2'den 4K. Sağda da 4K olması için şuraya 4 yazdım. Tamam mı? Tamam. Hidrojenlere bakalım. Sağda 4 hidrojen burada var. Solda 2 hidrojen var. Şuraya 2 yazarsam 4 hidrojen oldu mu 2 kere 2'den? Oldu. Her şeyin önüne bir sayı yazdık. O zaman denkleşmiş olması lazım. Oksijen sayılarımız eşitse doğru denkleştirdik. Sola bak. 2 çarpı 7'den 14 oksijen burada. 2 çarpı 1'den 2 oksijen burada, 16. Sağa gel. 2 çarpı 3'ten 6 oksijen burada. 4 çarpı 1'den 4 oksijen burada.
3 çarpı 2'den 6 oksijen burada. 10, 16. 16, 16. Eşit mi oksijenler? Eşit. Doğru denkleştirdik o zaman. Devam et. 3 tane soruda 10 dakika harcamışız resmen. Uzun değil mi? C burada 0. Burada oksijen eksi 2 ise eksi 2 ile 2 çarpsan eksi 4 yapar. Toplam yükün 0 olması için C'nin artı 4 olması lazım. Bu 1. K artı 1 oksijen eksi 2 eksi 8 artı 1. Toplam yükün 0 olması için burada MN'nin artı 7 olması lazım. Değil mi? Sağ tarafa baktığın zaman yine burada da ne yapar MN? MN artı 2 değerlik mi yapar? Hocam nereden bildin? Şundan dolayı bildim. Nereden dolayı bildim harbiden? Harbiden nereden dolayı bildin? Arkadaşlar SO4 eksi 2 kökü değil mi? MN'de artı 2 olsun ki MN SO4 olsun. TYT bilgisi. Buradan çıkardım. Tamam mı? MN'nin değişken değerlikte olduğunu. Devam ediyorum. Kükürtlerde var mı bir durum? Burada SO4'te, burada da SO4'te, burada da SO4'te. Kükürtlerin hepsinin yükü aynı. Zaten hidrojen ve oksijende bir değişiklik olmuyor. Yani benim bakacağım yer karbon 0'dan karbon 4 artıya bir de mangan 7 artıdan mangan 2'ye. Buraya bakacağım ben. Tamam mı? Şuraya 4 elektron ekledim. Buraya kaç elektron eklemem lazım? 5 elektron eklemem lazım. 5 elektron ekledim. Taraf tarafa topladığımda elektronların birbirine götürmesi için burayı 4 ile burayı ise 5 ile çarpıyorum. Şimdi karbon gördüğünün yerinin önüne getir 5'i yaz. Buraya yazdım. Buraya da getirdim yazdım. MN gördüğün yeri nerede? MN şurada. Getir 4'ü yaz. Yazdın mı? Yazdın. Ondan sonra buraya da getirdin. 4'ü yazdın. Şu an elektron denkliğini sağladın sen. Bir de atom denkliğini sağlaman lazım. Devam et. Solda K'ya bak. 4 tane K var. Burada kaç K var? 2K var. 4K olması için getirdiğin şuraya da 2'yi yaz. Ama K'lar da denk. Devam ediyorum. S'lere bakalım. Kükürtlerimiz kaç tane? 4 tane kükürt burada. 2 de kükürt burada. Ne yaptı? 6 kükürt mü yaptı? Solda da 6 kükürt olması lazım. Getirip şuraya 6'ya yazıyorsun. Okey mi? Okey. S'ler de denk. Hidrojenler de. En sonunda oksijenler de. 6 çarpı 2'den 12 hidrojen var solda. Sağa bakıyorsun. Sadece 2 hidrojen var. Buraya da 6 ile çarparsan 12 olur. Bu da tamam. Şu an her bileşiğin ya da elementin önüne bir sayı yazdık. Oksijen bakalım denk olmuş mu? Doğru mu denkleştirmişiz? Oksijen biliyorsun sağlama yapmamızı sağlıyordu. 6 oksijen burada var. 2 kere 4'ten 8 oksijen burada var. Tamam mı? 4 kere 4'ten 16 oksijen burada var. 5 kere 2'den 10 oksijen burada var. Sağ taraftaki oksijen sayısı şurası. Sola bakıyoruz. 6 çarpı 4'ten 24 oksijen burada var. 4 kere 4'ten 16 oksijen de burada var. Toplayalım. 30, 40. Burayı topla. 26. 8 daha 34, 6 daha 40. 40'a 40 eşit mi eşit? O zaman biz doğru denkleştirdik. Tamam mı? Bu da böyleydi. Devam ediyorum. Bu testin tamamını çözeceğim arkadaşlar. Yani size bırakmayacağım. Birlikte çözelim. İyice öğrenmenizi, iyice kavramanızı istiyorum. Gördüğünüz üzere yöntemi uyguladığınız zaman çok da zor değil. Yani gözümüzde çok büyütmüşüz. Şimdi buraya bakıyoruz. Yani şunu sodyum artı 1 değerlikte artı 1 ile 2 çarpsan artı 2 buradan gelir. Oksijen eksi 2 değerlikte eksi 6 buradan gelir. Topladığın zaman 0 olabilmesi için şuranın artı 3 mü olması lazım? 3 kere 2'den yok pardon artı 2 mi olması lazım? 2 kere 2'den artı 4 artı 4 2 daha 0. Yani S'nin buradaki değeri artı 2. Tamam mı? Sağdaki değerliğine bak. Sodyum artı 1 hidrojen de artı 1. Burası eksi 8. Hani oksijen eksi 2 diye 4 tane oksijenden eksi 8. Bu da artı 6 mı olması lazım? He. 2 tane S artı 2 yüklü S ne yapmış? S artı 6'ya dönüşmüş. Devam et. BR2 var. 2 tane BR2. Yaz böyle ikileri. Altına hiç sorun değil. Sağ taraftaki BR ise eksi 1 mi? Hidrojen artı 1 ise BR de eksi 1. Diğerleri de gördüğünüz gibi aynı. Şuraları bir silmek istiyorum. Tamam. Önüne yazayım diye.
Nasıl devam edeceğiz? Solda 2 tane S var. Sağda da 2 tane S olması için bunu yazdım. Solda 2 tane BL var. Sağda da 2 tane BL olması için bunu yazdım. Bunları yaptık. Şimdi 2 kere 2'den artı 4. 2 kere 6'dan artı 12 elektron. 4 12 eşitlemem için 8 elektron mu eklemem lazım buraya? 8 elektron eklersem 12 artı 8'den yani 12 8 elektron eksi 8 ile toplarsan 12 kaç yapar? Artı 4 mi yapar? Sağladık. 2 kere 1'den eksi 2, 2 kere 0'dan 0. Sağ tarafta eksi 2 var, solda da eksi 2 olması için 2 elektron ekledim. Tamam mı? Taraf tarafa topladığımda elektronların birbirine götürmesi için burayı 4 ile burayı da 1 ile çarpmam lazım. Şimdi gel. Şurada S6 oldu yeri 1 ile çarp. 1 ile 2, şurada baştan bir 2'miz vardı. O 2'yi yazıyoruz. Tamam mı? 1 kere 2'den 2. Şuraysa 1 kere 1, 1'den zaten yine önüne 1. Bir şey yazmadık. Aşağıya gel. BR'nin önüne kaç yazıyoruz? 4 kere 2'den 8. Şuraya 8 yazıyorsun. Tamam. Başka bir şeyle çarpıyor musun? Hayır. Bitti. Bu kadar. Şimdi bu bizim elektron denkliğimizdi. Pardon. Bir de şuraya 4 yazıyormuşuz. Özür dilerim. 4 kere buraya da 4 ile çarpıyoruz ya. Şu an bu elektron denkliğimizdi. Atom denkliğimiz var mı? Sodyumlar eşit. BR'ler eşit. Solda 2 S var. 2 ile 2 çarptım. Sağda da 2 S var. En son hidrojene bakıyorum. Sağda burada 8 hidrojen var. 2 de burada 10 hidrojen var. Solda da 10 hidrojen olması için 5 ile mi çarpacağım burayı? Burayı da 5 ile çarpıyorum. Oksijen sayılarımı eşitse doğru denkleştirmişimdir. 3 oksijen burada. 5 oksijen de burada. Toplam 8 var solda. Sağa bakıyorum. 2 kere 4'ten 8 oksijen de burada. Oksijen sayılarım eşit mi? Eşit. Doğru denkleştirdim. Bakın arkadaşlar. Bu kadar işlem yapıyorum. Yani 2 tane satır yazıyoruz yani. Başka bir şey yazmıyoruz. Yükseltilme basamaklarını öğrendiyseniz gerisi teferruat zaten. Örnek 6. Süre çok uzuyor. Uzasın. Yani anladıysanız bırakırsınız videoyu. Soru çözümüne geçersiniz. Anlamadıysanız devam edersiniz. Sorun olur mu? Olmaz. Ya hocam ilk başta sürelere bakaraktan başlıyorum. Gözüm korkuyor diyeceksen korkmayacak. Gözün korkmayacak. İzleyelim tek tek. Örnek 6. S eksi 2 ise F artı 2'dir değil mi? Hani artı 6 A grubu eksi 2 değerli kalır. Azot artı 5 değerlik bunu biliyorsun. Burada oksijen eksi 2 ise eksi 4 yapıyor. Burası da artı 4 mi olması lazım? F burada artı 3. Azot ise artı 5 değerlik değil mi? Tamam. Buralarda herhangi bir değişiklik var mı? Burada S'miz var. S'miz de artı 6 mı yapıyor? Oksijen artı 2. Buradan da eksi 8 geliyor. Toplam yükün 0 olması için artı 6 olması lazım. Değişenler ne? Demir. Demir 2 artıdan 3 artıya dönüşmüş. Tamam mı? Sonra ne? S. S2 eksiden S neye dönüşmüş? 6 artıya dönüşmüş. Öyle mi? Şuraya 8 elektron eklersem eksi 2'ye eksi 2 olur. Tamam. Şunu yanlış mı yazmışım? Evet şuraya yanlış yazmışım. Şuraya da 1 elektron eklersem ne olur? Eşit mi olur? Eşit oldu. Başka dönüşen var mı? Azot varmış bak. Azotu da yazalım. Azot artı 5'ten azot artı 4'e dönüşmüş. Şuraya da 1 elektron mu eklemem lazım? Şimdi arkadaşlar böyle sorularda ne yapacağız? Bak 2 tane yükseltilme var. Bir tane indirgenme var. Panik yok. İkisini bir alacaksın. 9 elektron. Burada kaç elektron var? 1. Taraf tarafa topladığında birbirini götürecek sayıyla çarpman lazım. Sağ tarafta 9 tane var. Solu da 9 yaparsan topladığında birbirini götürür. Yani enin olduğu yerlere 9 yazacaksın. Tamam mı? Olay bu. Yani korkacak hiçbir şey yok. Yani bu yöntem her yerde işe yarıyor. Yani parçalasa, sağ tarafta iki tane yükseltgenme olsa veya iki tane indirgenme olsa fark etmezdi. Her şekilde bu yöntemle biz sorularımızı çözüyoruz. Tamam mı? Şimdi bakalım en gördüğün yerine 9 yaz. Nereden? Burada. Getirdim yazdım 9'u. Tamam mı? Sola da mı 9 yazacağım hocam? Dur. Yani sana şurada bir kural vermiştim bak. Ne demiştik? Demiştik ki eğer soldaki bileşikte bulunan bir elemen sağda birden fazla bileşikte bulunuyorsa bu parçalanmıştır. Önce sağ taraftakilerin kat sayısını yazarsın. Ardından onları toplayıp kat sayısı toplayıp soldakinin önüne yazarsın demiştik değil mi? Baktığın zaman azot solda bir yerde sağda ise bir burada var. Bir burada var. İki yerde var.
Ne yapacağız o zaman? Toplayıp önüne yazacağız. 9n burada var. 3 kere 1'den 3n de burada var. Toplam 12n var. O zaman getirip şuraya ikisinin toplamından 12 yazacaksın. Tamam mı? Devam ediyorum. Demirler solda 1, sağda 1. Kükürtler sağda 1, solda 1. Sıkıntı yok. Hidrojen solda 12, sağda da 12 olması lazım. 2 tane burada 12 olması için şuraya 5 ile çarpsam 12 mi olur? Hidrojenler de okey. Eğer oksijenlerin sayısı eşitse doğru denkleştirdim demektir. 12 çarpı 3'ten kaç yaptır? 36 yapar. Şöyle biraz aşağı indireyim. Şurası 36 yaptı oksijen sayısı. Sağa bak. 18 buradan. 3 kere 3. 9 buradan. 5 buradan. 4 buradan. Şunları topla. 5 artı 4'ten 9. 9, 9 daha 18. 18, 18 daha 36. Soldaki de 36 idi. Eşit mi eşit? Doğru denkleştirdik o zaman. Tamam. Olay bu işte. Bu sorunun üzerini çizmek istiyorum. Neden çizmek istiyorum? Çünkü redox denkleştirmeyi bilmesek de yapabileceğimiz bir soru. Redox'u kullanmadan çok rahat bir şekilde çıkıyor. Nasıl çıkıyor hocam? Şuraya 2 yazsan, tamam mı? Şuraya da 2 yazsan, hidrojenleri eşitledim. Bak, sodyum sayıları zaten eşit. Klorlar da zaten eşit. Hidrojenleri de bu şekilde eşitledik. 4'e 4 oldu. Oksijene bak. Şurada 1 oksijen var. Burada da 2 kere giden 4 oksijen var. Toplam 5 oksijen var solda. Sağa bak. 3 oksijen burada. 2 oksijen de burada. 5'e 5. Bitti, denkleşti. Tamam mı? Redox hiç kullanmadık bile. Bu soru buraya hoş durmamış. Soruyu da değiştirelim. Yine yıldız koyuyorum. Unutmayayım diye. Tamam. Değiştireceğim yani bu soruyu. Çok hesaplama yapmadan çıkardık gördüğün gibi. Gelelim 8, 9, 10'a. Buralar hani böyle bu konunun en baba yerleri gençler. Bu soru tipleri. Çok da karşınıza çıkar. Şu alanı biraz temizleyip bira bismillah deyip girişeceğiz bu sorulara. Şimdi eğer sen bu soruları videoyu durdurup kendin çözebiliyorsan bu konuyu tam anlamıyla kapmışsın demektir. Yani buradan hiçbir şekilde soru kaçırmasın. Hocam ben durdurdum ama yine de çözemedim diyorsan yine anlamışsındır arkadaşlar. Sıkıntı yoktur. Çünkü bu sorular biraz daha hard sorular. Tamam mı? 8, 9, 10. Hard soruları nasıl çözeceğiz ona bakıyoruz. Yöntemimiz burada da işe yarıyor mu? Potasyum 1, oksijen eksi 2'den eksi 8. Şurası Mn artı 7 mi yapacak? Mn artı 7. Cl eksi 1. O zaman şurası da artı 2 mi yapacak? Bunları bulduk. Devam ediyoruz. Klor burada eksi 1. Burada ise klor 0 mı? Şurada klor kaç? Burada da klor eksi 1 mi? Tamam. Değişenlerimiz bunlar. Başka da değişen yok. Yaz. Mn 7 artıdan neye dönüşmüş? Mn 2 artıya. Tamam. 5 tane elektron almış anlaşılan. Devam ediyoruz. Cl eksiden eksin eksiye dönüşmesi olmaz. Hani farklı olanı yazmamız lazım. Farklı olan da klor. Cl 2'ye dönüşmüş. Sıfır yüklü. Sağ tarafta 2 Cl var. Solda da 2 Cl olması için şuraya 2 yazdım. 2 kere eksi 1'den eksi 2. Sağda da eksi 2 elektron olmak zorunda. Değil mi? Şu an yazdık. Şurayı 5 ile yukarıda 2 ile çarparsak ne yaparız? Taraf tarafa topladığımız elektronları götürebiliriz. Mn gördüğün yerin önüne 2 yaz. Yazıyorum 2 buraya. 2 buraya. Cl 2 yaz önüne 5'i. Tamam mı? Şunun da önüne hocam 5 kere 2'den 10 yazmıyoruz. Niye? Çünkü Cl 2 farklı, 3 farklı yerde var hatta. 1 burada var. 1 burada var. Bir de burada var. Eğer bu şekilde parçalanmışsa hepsinin kat sayısını toplayıp soldakinin önüne yazıyorduk. Değil mi? O yüzden buraya direkt 5 ile çarpmadım. Şuraya getirip 10 yazmadım. Bekliyorum. Devam edelim. Şu an biz elektron denkliğini sağladık. Atom denkliğini sağlayalım. Soldaki potasyum var. Sağda da 2 potasyum olması lazım. O yüzden şuraya getirdim. 2 ile çarptım. Potasyumlarım tamam. Manganlar da tamam. Sıra geldi klorlara. 5 çarpı 2'den 10 klor burada var. 2 çarpı 2'den 4 klor burada var. 14. 2 de burada var. 16. Sağda da 16 klor olması lazım. Getirip şuraya 16 yazıyorum. Tamam mı? Klorlar da okey. Hidrojende sıra. 16 hidrojen burada var. Sağda da 16 hidrojen olması lazım. O zaman şurayı 8 ile çarpıyorum. Hidrojenler de okey. Eğer oksijen sayılarım sol ve sağda eşitse doğru denkleştirmişizdir. 2 çarpı 4'ten
8 oksijen solda var. Tamam. Sağa gel. 8 çarpı 1'den 8 oksijen de sağda var. Bitti. Eşit çıktı. Yaşasın. Ne kadar hard olursa olsun. Yöntem bak bu kadar. İşlemimiz 2 satıra geçmiyor. Yani gözünde büyütme. Redox dediğin şey bu. Zevke geldim ya birden. Böyle coştum ha. Çözünce kendime bir güvenim geldi. Senin de kendine güvenin geliyor mu bilmiyorum. Mesela şu 9. soru illallah ittirirdi bana eskiden ya. Yani bu yöntemden önce. Ama bu yöntemle bu da şey gibi oldu. Ha, reklamlar gibi oldu. Bunu aldım artık her şey düzeldi falan diyor ya. Onun gibi oldu. Reklama kaçtığımı fark ettim. Neyse bakalım. Şimdi as artı 3. Bu da eksi 2 olsun ki toplam yükleri 0 olsun. Buradaki hidrojen artı 1. 3 tane hidrojenden artı 3. Oksijen eksi 2. 8 ile eksi 2 çarparsan eksi 8. Pardon 4 ile eksi 2 çarparsan eksi 8. Toplam yükün 0 olması için artın artı 5 olması lazım asın. Tamam. Kükürdün. Oksijen eksi 2'den eksi 2 ile 4 çarparsan eksi 8. Hidrojen artı 1'den şuradan da artı 2 geliyor. Artı 6, artı 6 olsun ki 0 olsun. Okey. Lan değişen çok şey var bunda. HNO3'ü gördüğümde hocam zaten artı 5'i yazıyorum azotun üzerine. Buradaki azot 90'ın eksikliyse bu da artı 2 midir diyoruz. Değişen çok fazla şey var. Değişsin arkadaşlar. Yeter ki siz değişmeyin. Değişen bu olsun. Yazın olduğu gibi. As. 2 tane as ama. Artı 3 değerlikliymiş. Sağ tarafta ne? 1 tane as. Artı 5 değerlikli. Yaz. Devam. S kaç tanesi? 3 tanesi. 3 tanesi eksi 2 değerlikliymiş. Sağ tarafta ne? S nerede? Burada artı 6. Yazdık. Devam ediyoruz. Azot. Bir tane azotumuz artı 5 değerlikliymiş. Sağ tarafta da bir tane azotumuz artı 2 değerlikliymiş. Tamam. Şimdi arkadaşlar solda 2 tane as varsa sağda da 2 as olması için şuraya 2 yazdık. Solda 3 tane s varsa sağda da 3 tane s olması için şuraya 3 yazdık. Bunlar da eşit zaten. Devam ediyoruz. 2 kere 3'ten artı 6. 3 kere 5'ten artı 10. Artı 6'ya artı 6 da eşitleriz. Yani buraya 4 elektron eklemem lazım. 3 kere 2'den eksi 6. 3 kere 6'dan artı 18. Eksi 6'ya eksi 6 eşitlemek için şuraya 24 elektron eklerim. 24 elektron eklersem ne yapar? 24 mi ekleriz? Evet 18 artı 18 20, eksi 24 da eksi 6 yapar. Evet 24 elektron ekleriz. Sağda artı 2 var. Solda da artı 2 olması için şuraya 3 elektron ekleriz. Tamam. Taraf tarafa topladığınızda sağ taraftakilerinin toplamı sol taraftakilerin götürmesi lazım. Sağ tarafta 4 artı 24'ten 28 elektron var. Aşağıda ise 3 elektron var. Ben burayı 28 hatta kırmızı renkte yazalım. Burayı 28. Şurayı da 3 ile çarparsam ne olur? Birbirini götürür mü? Götürür. Bakın şimdi çarpıyorum. İyi izleyin. Nasıl çarpıyorum? Şimdi şu as'ı 3 ile çarpacağız. 3 kere 6. Pardon 3 kere 2 6. Getir şuraya 6'yı yaz. Önce sağ taraftakilerini halledin. 3 kere s'i 3 ile çarp 9. Nerede s? Burada. Getir buraya şey yaz. Tamam. Ondan sonra as ve s'de 3 olması lazım. Zaten bunlar aynı bileşikte. Buraya getirip 3'ü yazıyorsunuz arkadaşlar. Tamam mı? Asları yazdık mı? Yazdık. Azotlara gel. Getir buraya 28'i yaz. Önüne 28 yaz demiş. Yazdık. Burada da azot bir tane burada var. Buraya da 28 yazdım. Şu an yük denkliğimi sağladım. Bakalım gerçekten de asların sayısı aynı mı? 3 çarpı 2'den 6 as burada. 6 çarpı 1'den 6 as burada doğru. S'ye bak. 3 kere 3'ten 9 s burada. 9 kere 1'den 9 s burada. S'ler de tamam. Azotlar 28 burada. 28 o da burada. Okey. Okay. Tamam. Sıra ne de? Hidrojende. 28 hidrojen burada. 2 de burada. 30 yaptı. Sağa bakıyorsun. 20 kaç hidrojen var? 18 burada var. 18 de burada. 36 var. Hidrojenler eşit değil. Hidrojenler eşit diyelim. Şuraya kaçta çarparsak eşitlenir? Sağ tarafta 36 var. Solda da 36 olması için şuraya 4 çarpsak, 4 ile çarpsak 8 hidrojen. 8 de 28 de topla 36. Evet, hidrojenleri de eşitledik. Okey. Sıra geldi oksijenlere bakma. Eğer oksijenlerin sayısı eşitse doğru denkleştirdik. Şimdi 28 çarpı 3'ten kaç yapar? 3 kere 8 24. 2 kere 3, 6, 2 ekle 84 mi yapar? Evet 84 oksijen burada. 4 oksijen de burada. Solda toplam 88 oksijen var.
Tamam mı? Solda. Sağa gel. 9 çarpı 4'ten 36. Artı 6 çarpı 4'ten 24. Artı 28 çarpı 1'den 28 oksijen. Şurası 60 artı 8'den 88 yaptı. 88 de sağda var. Sağ ve soldaki oksijen sayısı eşit. O zaman doğru denkleştirmişiz. Çok kral bir soruydu. Bunu da böylelikle geçmiş olduk. Son sorumuz. Sevinebilirsin. Bunu da çözersek bu videoyu burada sonlandıracağım. Diğerlerine de açıkçası çözmek istiyorum ama yani çok uzun olduğunu da çözer miyim bilmiyorum. Bir bakayım. Hele şunu bir çözelim de diğer videoda belki şunları çözmeyebilirim. Söz vermiyorum. Broma bak 0. Buradaki brom nerede? Bak şurada var. Sodyum artı 1 ise brom eksi 1. Brom değişmiş. Şurada Cr artı 3. I zaten halojen olduğunu eksi 1. Buradaki Cr sodyum artı 1'di. Artı 1 çarpı 2'den artı 2 buradan geçti. Oksijen eksi 2. Eksi 2 çarpı 4'ten eksi 8 olsa toplam yükün 0 olması için Cr'nin artı 6 olması lazım. Sodyum artı 1 oksijen eksi 2'den eksi 8. Şuradaki I da artı 7 olsun ki yine toplayınca 0 olsun. Ne oldu durum? Durum ne? 2 tane Br. Br eksiye dönüştü. Değil mi? Cr artı 3 yüklü Cr'miz neye dönüştü? Cr artı 6 yüklüye dönüştü. 3 tane I'mız, eksi 1 yüklü I'mız neye dönüştü? Artı 7 yüklü I'ya dönüştü. Var mı başka değişen? Yok herhalde. Devam ediyoruz. Solda 2 Br var. Sağda 2 Br olması için şuraya 2 yazdık. Başka Cr'lerin sayıları eşit, sıkıntı yok. Solda 3 I var. Sağda da 3 I olması için şuraya I yazdık. Şimdi şu an yükü 0. Buranın 2 eksi 2 eksi 2 olması için 2 elektron buraya ekledik. Eksi 2 eksi 2 oldu. Artı 3 artı 6 artı 3 artı 3 olması için 3 elektron buraya ekledim. 3 çarpı 1'den eksi 3. 3 çarpı 7'den artı 21 eksi 3 olabilmesi için şuraya artı 24 elektron ekleyeceğim. 24 elektron eklersem burası ne yapar? Eksi 3 elektron yapar. Okey. Şimdi taraf tarafa topladığında sağdaki elektronların toplamı soldakiler eşit olması lazım. Sağda toplam 27 elektron var. Solda kaç elektron var? 2 elektron var. Şurayı 27 ile burayı da 2 ile çarparsam taraf tarafa topladığımda birbirlerini götürür gençler. Tamam. Şurayı sildim. Çarparak gidelim. Kırmızı renkle yapalım. Şu 2 tane BR'nin önüne 2 çarpı 27'den 54'ü ekle. Tamam mı? BR başka yerde var mı? Sağ tarafta. Yok. O zaman şuraya da 27 ile çarpabilirim. BR'leri yazdık. Devam ediyorum. CR'leri 2 ile çarpıyoruz. CR hani 2 ile çarptık ya. 2 CR burada. 2 CR de burada. Bunu da çarptık. I birincisini 2 ile çarpmam gerekiyordu. 2 ile çarptık zaten. İkincisi de 2 çarpı 3'ten 6 ile çarpmam lazım. Getirdim buraya da 6'ya yazdım. Bu da okey. Tamam. Şu an elektron denkliğimizi sağladık. Atom denkliğine bakacağız. Br'm 54'e 54. Ondan sonra Cr'm 2 burada. 2 burada. O da okey. Sodyuma bak. Sağda şurada 6 tane sodyum var. Atom denkliğini sağlıyoruz. 6 sodyum burada var. 54 sodyum da burada var. Ne yaptı? 60 sodyum yaptı. 4 sodyum da burada var. 64. Solda da 64 sodyum olması lazım. Getirip şuraya 64 yazıyorsunuz gençler. Tamam mı? Devam ediyoruz. Sodyumlar da okey. Hidrojenlerdeyiz. 64 çarpı 1'den 64 hidrojen var solda. Sağda da 64 hidrojen olması lazım. Sağda da 64 hidrojen olabilmesi için getirip de şuraya 32 mi yazıyoruz? Bu da tamam. Şimdi tepkime denk mi değil mi öğreneceğiz. Çok heyecanlıyım. Sayılar çok yüksek. Yanlış çıkabilir. Heyecan dorukta. Sağdaki oksijen sayısı soldaki oksijen sayısına eşitse doğru yapmışız demektir. 32 çarpı 1'den 32 oksijen burada var. 6 çarpı 4'ten 24 oksijen burada var. 2 çarpı 4'ten 8 oksijen burada var. Topladın 40, 54 oksijen yaptı sağ tarafta. Sol tarafa bak. Sol tarafta 64 oksijen var. Oldu mu? Olmadı. Demek ki bir yerde ne yaptık? Yanlış yaptık. 8 burada. 24 burada. Ne yaptı? 32. 32 32 daha 64. Sağ taraftaki oksijen sayılarını
yanlış toplamışız. 64'e 64 oldu. Demek ki doğru denkleştirmişiz. Yaşasın. Bir an için korktum. Ya dedim o kadar hata yapacağız yapacağız bu videoda. En sonuna geldik. Herhalde hata yapmadan bitiyor der gibi olurken birden hata yaptığımı sandım. Meğerse yapmamışız. Çok güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Sağ sağlam ben atlattım. Sıra sende. Test 2 ve test 3'ü ödev veriyorum. Eğer yapamadığın soru olursa Orbital yayınları soru çözüm uygulamasından izleyebilirsin. Şimdilik bu kadar. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere.